bu yaptıkları yoksa yanına kâr mı kalacak? Beklediğimiz sonucu alabilecek miyiz? Yoksa böyle dünyanın kör, sağır ve dilsiz oluşunu mu izleyeceğiz? Evet, çok haklı tespitleriniz Meltem Hanım. Adeta kör, sağır ve dilsiz bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Ve İsrail'in Filistinlilere yönelik 10 aydır süre gelen soykırıma varan eylemleri maalesef kayıtsız, İsrail'in kayıtsız bir şeklinde devam ediyor. Aslında bu konuyla ilgili çok derin siyasi, sosyolojik, tarihi, askeri ya da hukuki analizler yapmak yerine bu drama, bu insanlık zulmüne nasıl dur deneceği, evet, nerede sonlandırılacağı noktasında insanların artık ciddi şekilde bir bekleyişi var. Çünkü söz konusu olan, bakın, biz uluslararası alanda maalesef, yani insanlık tarihinden beri savaşlar, çatışmalar yaşanır. Keşke olmazsa, ama oluyor. Ama savaş hukukunun, çatışma hukukunun da belli kuralları, belli normları vardır. Şimdi sizin bu görüntülerde ifade ettiğiniz durum 2024 yılında günümüzde aylardır aslında şahit olduğumuz canlı görüntüler. Yani bu görüntüler İkinci Dünya Savaşı'ndaki görüntüler değil. Nazi zulmünü anlatan, Oscar'lık filmlerde geçen, az önce ifade ettiğiniz Piyanist filmiyle ilgili değil. Yani o Piyanist filminde işte bir Polonyalı Musevi'nin, Yahudi'nin başına gelen bir dram anlatılıyordu. Aslında biz gerek İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi zulmünde mağdur, Nazi zulmünü yaşayan, Holocaust yaşayan, soykırımı yaşayan insanlara günümüzde de ne kadar eleştirel bakıyorsak, kimliği, dini, ırkı, milliyeti, dili ne olursa olsun, özellikle sivil insanlara yönelik, kadın, çocuklara yönelik bu savaş suçlarını, soykırıma varan suçları bir insan olarak karşısında durmak, kategorik bir şekilde dik durmak gerekir. Tabii ki bu konuyla ilgili birinci vazife, uluslararası alandaki birinci sorumluluk Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne düşüyor. Yani uluslararası barış ve güvenliğin sorumlu sağlanmasından, tesis edilmesinden sorumlu organ Güvenlik Konseyi. Ama sizler de yayınlarınızda çok işliyorsunuz. Bizler de takip ediyoruz, değerlendiriyoruz. Maalesef ABD'nin kayıtsız şartsız askeri, lojistik, siyasi bir desteği var. Ve vetosunu kullanması suretiyle Güvenlik Konseyi'nin İsrail'e dur diyebilecek, İsrail'in bu soykırım ve savaş suçu eylemlerini durdurabilecek bir yaptırım, bir mekanizma ortaya çıkmıyor. Peki diğer taraftan neye bakıyoruz? Diğer taraftan hukuki mekanizmalar işliyor mu? Ağır aksak da olsa işliyor. Yani gerçekten bugün başta Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant olmak üzere İsrail'in siyasi ve askeri yetkilileri hakkında bugün yürüyen, derdest olan hem bir dava hem de bir soruşturma var Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde. Ama bunlar yetiyor mu? Şüphesiz yetmiyor. Bunlar mutlaka benim hukuki argümanlarıma dayanarak, işte bu verdiğiniz görüntüler başta olmak üzere bunun gibi onlarca görüntü var. Anadolu Ajansı'nın Uluslararası Adalet Divanı'na vermiş olduğu The Evidence diye bir deliller kitabı var. Yani soykırım ve savaş suçu işlendiğine dair bilgi, belge, fotoğraflar var. Yani aslında İsrail'in bir devlet olarak değil, bakın, devlet dediğiniz yapı uluslararası sistemde sadece toplumsal ve siyasi bir yapıyı, organizasyonu ifade etmez. Devlet aynı zamanda uluslararası hukukun temel ilke ve esaslarına bağlı icraat yapar. Eylemlerini yapar. Çatışmasını buna göre yapar. Bu nedenle savaş ve çatışma hukukuyla mı karşı karşıyayız? Ben artık gerçekten bunun bir çatışma savaş hukuku ile ilgili bir değerlendirme, askeri bir analiz yapılmasının çok beyhude bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok açık olarak burada bir etnik temizlik var. Çünkü biz 1948 tarihli Birleşmiş Milletler soykırımın önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmenin ikinci maddesindeki soykırım suçunu oluşturan eylemlere baktığımızda bunu açık olarak görüyoruz. Yani neyi söylüyor sözleşmenin ikinci maddesi, bakın neyi tarif ediyor ve biz
10 aydan fazla bir süredir İsrail'in eylemleriyle nasıl kıyaslayabiliriz? Nasıl somut göstergelerini görebiliriz? Orada deniyor ki bir grubu, tamamını veya bir kısmını etnik, dini veya ırksal nedenlerle tamamen ortadan kaldırmak veya bir kısmını ortadan kaldırmaya yönelik kasıtlı, sistematik öldürme eylemleri. Evet. Şimdi biz bunları yaşıyoruz. Zaten 10 aydır hastanelerin, okulların, sivil yerleşim yerlerinin vurulması bütün bunları sistematik ve kasıtlı bir şekilde yapıyor. Çünkü 40 bin sivil ölüm, bakın 40 bin. Yani 10 ay, ayda neye gelir? Ayda neye gelir biliyor musunuz? 4 bin sivil ölüm. Yani her Allah'ın günü bizim işte 24 saatlik bir sürede 120-130 tane sivil insan katlediliyor. Ve medeni dünya dediğimiz dünya 2024 yılında derin analizler, derin efendim değerlendirmeler, diplomatik toplantılar ve sonuç sıfır. Sonuç sıfır, koca bir sıfır. Çünkü siviller, çocuklar, kadınlar, bebekler katlediliyor. Dolayısıyla hocam, şunu bu böyle... da çok merak ediyorum. Mesela şu atmosferde, şu koşullar altında izlediğimiz şu videolarda hiç kimsenin izlemesini, yani şu yaşamasını, doğu batı hiç fark etmeksizin yaşasın istemem. Ama bu görüntüleri biz batıdan izliyor olsaydık Uluslararası Ceza Mahkemesi yine bunu 4-5 yılda mı çözecekti? Haklı bir soru, çok haklı bir soru. Yani geçmişte de yaşananlara da baktığımızda aslında Batı'nın herhangi bir parçasında, herhangi bir yerinde buna benzer, bu gibi de değil, buna benzer herhangi bir görüntü yaşamış olsaydı, inanın uluslararası sistemin barış ve güvenliği korumakla yükümlü olan organları, başta Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere çok daha hızlı, çok daha etkin bir yaklaşım gösterirlerdi. Bizim sorunumuz şu. Yani biz bu sorunu aslında Filistin-İsrail meselesi 70-80 yıllık bir mesele. Orta Doğu'nun kanayan yarası. Yani 70-80 yıldır devlet olmanın ötesinde mücadele metotları, çatışma metotları, usulleri bir terör yapılanmasını andıran bir tırnak içinde söylüyorum, devletle karşı karşıyayız. Az önce onun için söyledim. Hiçbir hukuki normu, hiçbir savaş hukuku kuralını, hiçbir çatışma kuralını sivillerle ilgili en ufak bir hassasiyeti göstermeyen bir devlet aklıyla karşı karşıyayız. Eğer devlet olarak kabul edilirse. Ben bu nedenle devlet dediğimiz olgunun, yapının sadece siyasi, askeri ve toplumsal bir güç olması yeterli değildir. Evet. Hukuk olması lazım. Hukukun da emrettiği çatışma mı oluyor, savaş mı oluyor? Keşke olmazsa, barışçıl yöntemlerle çözülse. Ama olsa dahi bunun uyulması gereken kuralları var. Şimdi bakın, şöyle topluluk halinde nereye gideceği meçhul olan ve nereye giderlerse de gitsinler, can güvenlikleri olmayan, hatta biz geçmişte göç ederken dahi, yani güneye doğru göç ettirilen, zorla göç ettirilen, ki zorla göç ettirilme bulundukları yerden askeri güç kullanarak zorla göç ettirme de soykırım suçu oluşturan bir eylem olarak hocam tanımlanıyor. Hocam gidin dedikleri yerleri de bombalıyorlar zaten. Mülteci yolda kamplarını bombalıyorlar. Hedef gösterdikleri yerleri de yine hedef alıyorlar. Aynen. Yolda dahi bombalıyorlar. Bakın, hem gittikleri yerleri, mülteci kamplarını ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası ile ilgili bir süreç var. Derdest bir dava. Ve bakın, ben bunu günlerdir de söylüyorum açık ve net olarak. Her türlü kimliğimden ari bir şekilde. Sadece hukuki değerlendirme yapıyorum. Çünkü benim görevim o noktada, evet. Ki bazen de gerçekten kendimi zul adlediyorum bu konuyla hukuki değerlendirme yapmaya. Çünkü bu bir insanlık dramı. Yani bu çocukların, bebeklerin, kadınların, masum insanların, sivillerin öldürülmesini, katledilmesini meşru görebilecek bir akıl, bir normal vicdan olabilir mi? Bu başka türlü bir şey. Dün İsrail Bakanı, Maliye Bakanı Smotrich açıklama yapıyor. Bakın Meltem Hanım. Diyor ki, biz rehineleri kurtarmak için 2 milyon Filistinlinin açlıktan ve kıtlıktan ölmesini
ahlaki ve meşru görüyoruz. Yani böyle bir akıl tutulması, böyle bir vicdan tutulmasıyla karşı karşıya dünya. Ve burada maalesef bakın, Uluslararası Adalet Divanı'nda sürmekte olan bu soykırım davasına Türkiye biliyorsunuz çarşamba günü müdahil oldu. Resmen başvuruyu yaptı, dosyayı teslim etti. Çok güçlü, hukuki argümanlarıyla güçlü bir dosyadır. Önemli, bunun yanında Brezilya oluyor, şey oluyor, Nikaragua, Libya, Filistin kendi devlet olarak yani Batı Şeria'daki yönetim ve daha da İspanya aynı şekilde. Evet. Dikkat ederseniz bu ülkeler İslam ülkeleri değil, İspanya değil, Brezilya değil. Ya bu sadece bir İslam aleminin, İslam toplumunun bir meselesi olmak olarak görmek eksiktir. Eksik kalır, yanlış kalır. Bu bir insanlık meselesidir ve burada başta tekrar maalesef ve maalesef altını tekrar çiziyorum. ABD'nin kayıtsız şartsız Filistin'e yönelik, İsrail'e yönelik düzeltiyorum. Desteği devam ettikçe korkarım ki bu katliamlar, bu insanlık zulmü devam edecek. Önemli olan biz insan olarak bu zulüm ve bu katliam yaşanırken hangi tarafta durduğumuzdur? Mazlumların, mağdurların tarafında mı duruyoruz yoksa zulmün tarafında mı duruyoruz? Bu nedenle Türkiye'de haklı olarak, devlet olarak... Selami Hocam, Türkiye tam da gerektiği noktada, gerektiği ölçüde ve en yüksek sesle. Ama evet. Keşke evet. En azından Arap dünyasından da aynı sesi duyabilseydik. Tabii çok haklısınız. Türkiye bu konfliktin, bu meselenin, bu çatışmaların başlamasından itibaren çok gür bir sesle meselenin görüşme yoluyla, müzakere yoluyla, ateşkes talebiyle gündeme geldi. Bu konuda çok ciddi diplomatik girişimler yaptı, siyasi girişimlerde bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Sayın Fidan olmak üzere. Ama maalesef tek bir ülkenin, Türkiye'de olsa tek bir ülkenin çabasıyla, girişimiyle bu meseleyi sonlandırmak mümkün görünmüyor. Önemli olan husus şu, biz medeni dünyanın, bakın siz İslam ülkeleri, Arap ülkeleri saydınız. Ben zaten orada çok katı eleştiririm o ülkelerin konumlarını. Evet. Birkaç tanesini istisna tutmak kaydı şartıyla. İşte Katar gibi, biraz daha Mısır gibi. Ama diğer birçok ülke, İslam İşbirliği Teşkilatı mesela 57 üyesi vardır. Türkiye'de içindedir. 57 tane İslam ülkesi içerisinde bu İsrail'in işlediği savaş suçlarına, soykırım suçlarına açık, net, siyasi anlamda, bakın altını da çiziyorum, siyasi anlamda tavır koyan 3-5 devleti geçmez. Başta da Türkiye'dir bu. Bunu da söyleyelim. Evet. Onurla söyleyelim, gururla söyleyelim. Çünkü orada işlenen bir insanlık suçudur, bir katliamdır. Hem insani anlamda, hem askeri anlamda, hem sosyolojik anlamda, hem de hukuki anlamda. Bu hukuki anlamda da tartışmaları ben abesle iştigal görüyorum. Efendim meşru müdafaa hakkı çerçevesinde işte bu sivillerin vurulması meşru mudur değil midir gibi absürt tartışmalar yapılıyor bazen şeyde, dış medyada. Bunlarda ben de birkaç tanesine iştirak edeyim. Ya dedim, sivil çocukların, kadınların, 2 milyona yaklaşan insanların tamamını mı siz terörist kabul ediyorsunuz? Böyle bir akıl tutulması olabilir mi? Yani burada aslında yapılması gereken en önemli husus, bakın ben onu daha önce de ifade ettim, tekrar söylüyorum. Uluslararası Barış ve Güvenliğinden tesisinden birinci derece sorumlu Güvenlik Konseyi'dir. Güvenlik Konseyi eğer bunu, görevini yerine getiremiyorsa, daimi üyelerin birinin veya birkaçının, ki bizim örneğimizde özellikle ABD'nin vetosu söz konusu oluyor devamlı, bu konuyla ilgili bir yaptırım kararı, bir müeyyide alma imkanı yoksa, o zaman Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun devreye girmesi mümkün olabiliyor. Biz bunu barış için birlik mekanizması olarak adlandırıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Güvenlik Konseyi tıkanmıştır. Görevini, vazifesini, sorumluluğunu yerine getiremiyor. Dolayısıyla genel kuruldaki üyelerin, devletlerin 3/2 çoğunluğuyla bu soykırım suçunu işleyen, barışı tehdit eden, güvenliği tehdit eden devlete veya devletlere karşı
bir dizi yaptırımın alınması hukuken mümkündür. Biliyoruz ki genel kurulda, en Birleşmiş hızlı Milletler süreçte genel nasıl kurulunda, sonuçlanabilirdi Selami Hocam? Yani hukuksal olduğu Birleşmiş için Millet, bilmeden soruyorum bu soruyu. Hani nasıl oluyor ki tabii, mesela, en tabii. hızlı karar nasıl çıkabilirdi? Yani bunun birkaç ay içerisinde, üç ayı bulurdu. Yani başlangıçtan itibaren bu inisiyatifi hukuki bir mekanizma olarak kullanma girişimi, aslında İslam İşbirliği Teşkilatı diyoruz. 57 tane ülke var. Arap ülkeleri var. Yani ve bu konuda duyarlı Güney Afrika ülkeleri var, Güney Amerika ülkeleri var, Kolombiya, Brezilya gibi. Aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun üyelerinin yapısına baktığımızda çok büyük çoğunluğu İsrail'in savaş suçu işlediğini, insanlığa karşı suç işlediğini, ateşkes çağrılarına cevap vermediğini, uluslararası hiçbir ölçüyü uygulamadığını altını çiziyor. Genel kurulda yapılan oylamalarda zaten bunu görüyoruz. Evet. Mesele müeyyide yaptırım kararı çıkması için Güvenlik Konseyi'nden çıkması lazım sisteme göre. Ama görüyoruz ki Güvenlik Konseyi tıkanmış, işlevsiz hale gelmiş. Çünkü ABD her ne olursa olsun hiçbir şekilde şeye yaklaşmıyor. Yani İsrail'e yönelik herhangi bir siyasi, diplomatik veya askeri yaptırım kararı alınmasına yaklaşmıyor. Burada üzerine düşen, vazifeyi yerine getirmesi gereken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'dur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu mutlaka bu mekanizmayı, burada Türkiye, Mısır, Katar gibi bu konuyla daha duyarlı olan ülkeler öncülük de edebilirler. Çünkü artık bu uluslararası sistem, efendim işte güç dengeleri, evet, ülkelerin konumlarını aşan bir mesele. Burada söz konusu olan bir aylık, üç aylık, beş aylık, bir yaşında, üç yaşında, beş yaşında olan çocukların hayatlarıdır. Ve bu çocukların hayatından daha kıymetli hiçbir değer yoktur. Bunları, doğru, haksızlığa, zulme, böyle bir caniliğe karşı korumak da gerçekten insan haklarına değer veren, temel de insan sevgisiyle ırkı, dini, milliyeti, dili ne olursa olsun her türlü katliama ve insanlık suçuna karşı çıkan insanların vazifesidir, devletlerin vazifesidir. Türkiye'de bu konuda zaten biliyorsunuz, az önce de söyledim, gerek Uluslararası Adalet Divanı'ndaki süreçte, gerekse Netanyahu ve diğer yetkili, askeri ve sivil yetkililerle ilgili olarak yürütülen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, ki bu süreç çok farklıdır, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan, evet, kişiler olur. Ceza sorumluluğu söz konusudur. O süreç devam ediyor. O konuyla da ilgili Türkiye devlet olarak, Dışişleri Adalet Bakanlığı, evet, ve Türkiye'de bir kısım avukatlar, barolar bu konuda ciddi şekilde çaba sarf ediyorlar, etkinlik gösteriyorlar. Umarım ki sadece Türkiye ile sınırlı kalmaz. Umarım ki sadece birkaç İslam ülkesiyle sınırlı kalmaz. Çünkü bu Batı medeniyeti veya işte insan hakları, temel haklar, özgürlükler bahsi geçtiği zaman mangalda kül bırakmayan, başta ABD ve Avrupa'nın kimi devletleri, Almanya'yı da söylüyorum, evet, burada, kimi devletleri bu zulme ve bu insanlık dramına sona erdirmek için gerekli çabayı ortaya koyar. Daha yüksek bir sese ihtiyacımız var, söylediğiniz gibi.